Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Sevgiler, saygılar sunuyorum size arkadaşlar. <laughs> bu sefer e, karşınızda geçerken farklı bir konuyla geçeceğim arkadaşlar ve sadece o konuyu işlemeye çalışacağım. E, bu da Trabzonspor'un teknik direktörü nasıl olmalı, kim olmalı? Onunla ilgili görüşlerimi anlatacağım arkadaşlar. Ve sadece bununla ilgili yoğunlaşmak istiyorum. Kısa olur, uzun olur onu bilmiyorum. Yola çıktık şimdi. Hepinize sevgilerimi sunduktan ve bütün vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet diledikten sonra bu kış günlerinde Allah yardımcılar olsun dedikten sonra Mevzuya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle çok hayret ettiğim bir şeyi sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani bu ne kadar doğrudur söylemem yani kendimi ne zannediyorum gibi düşünenleriniz olacak. Çünkü ne dersek diyelim bir şey söylüyor karşı tarafta birkaç kişi de olsa yani işte Atatürk'ten bahsediyoruz, oradan bahsediyoruz, Bursa'dan bahsediyoruz. Futbolun dışında bir şeylerden, futbolun içerisine doğru giriyoruz. Se, he he sen felsefe yap diyorlar. Ee, onlar, Sosyolog musun diyorlar, sen tarihçi misin, sen futbolu anlat, e, bildiğin işi anlat diyorlar. Yani e, işte sıkıntımız da bu zaten. Türkiye'deki yaşayan insanları ot olarak görüyorlar, okumasın, hiçbir şey yapmasın böyle ot gibi dinlesin zannediyorlar ama biz ot değiliz yani. Yani otada da hakaret etmeyelim de ot da lazım oluyor biliyorsunuz. Birileri bir şey hayvanlarımız yiyor, geviş getiriyor oradan bize süt geliyor, yumurta geliyor, yağ geliyor işte hayvanlar büyüyor falan. Şimdi bunlar da nereden atlayacak, atladınız diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum. Mevzu öyle geldi. Ota girdik şimdi hemen. Çabucak. Şimdi e, konuşun. Tabii ki siz beni seyrediyorsunuz. Olduğunuz gibi ben de başkalarını da dinliyorum. Çok dinlemem ama dinliyorum abi işte. Yani arada bir dinliyorum. ve Bakıyorum abicim ya çok kandırıyorlar sizi ya. Yani de, sanki ben e, kendimi ediyorum gibi ol, ol, olmasını istemiyorum. Yani düzgün cümle kurmak istediğim için böyle geveliyorum. Ya arkadaşlar ya. Ya Trabzonspor üstünden YouTube yapıyor arkadaşlar. Hadi Trabzonspor'da ondan başka YouTube yapmayan, Trabzonspor üstünden yürüyen arkadaşlarımız bir derece hadi idare edelim onları. Ya arkadaş Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'yi aynı anda yapıp yapan insanlar giriyorsun, bakıyorsun hiçbir şey demiyorlar abi ve 12 dakikayı hiç geçmiyorlar ve şunu söylüyorlar. Biraz sonra size Trabzonspor'un yapacak olduğu transferleri e, Sayın Ertuğrul Doğan'ın e, kimlerle görüştüğünü, nasıl ödeme olduğunu falan filan diyorlar. Ve açıklıyorlar açıklamaya. İşte Trabzonspor'un önünde bekleyen 16 milyon euroluk bir ödeme var diyor. Ulan şimdi sana laf etmeyecek istemiyorum. Hani ağzım alışmış dallama mallama diyorum falan demek istemiyorum. Yahu sana gerçekten 14 milyon euro ödenecek diye Birinci ağızdan söyledim. Sen hala 16 deyip milleti kandırmaya çalışıyorsun. 14-16 önemli değil. Yani sanki Trabzonspor'un şeyinden ilgili çok biliyormuşsun. Veya araştırıyormuşsun. Veya buradaki arkadaşlarından bir şey öğrenmişsiniz gibi anlatıyorsunuz. Vallahi de billahi de benim senin ötekinin videoların haberlerini derleyip ismini ortaya koyarak size 12 dakikalık şey yapıyorlar. Ve yanlış yönlendiriyorlar sizi üzülüyorum arkadaşlar. Vallahi üzülüyorum. Bugün yine buraya gel başla buna başlamadan evvela saati söyleyeyim size kaçtır neyse bilmiyorum saat buçuk falan herhalde. Yani baktım 8 küsur dakikalık bir program yapmış bir arkadaş. Ben söylemeyeyim şimdi cephe açmayayım kendime. Ertuğrul Doğan'ın transferleri diyor. Bomba transferleri diyor. transfer dehası diyor. Ertuğrul Doğan diyor burada bilmem ne yapacak diyor. Ya arkadaşlar ya siz de hevesleniyorsunuz ya. Yapmayın ya. Arkadaşlar yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Şu antrenörler gelecek, bu antrenörler gelecek falan filan. Şimdi ben bunları söyledikten sonra arkadaşlar asıl konumuza geçelim. Trabzonspor'un teknik direktör zaafı var. Sıkıntısı var şu anda arkadaşlar. Şu anda e, baktığımız zaman Abdullah Avcı gitti. İki hafta, üç hafta oldu. Artık daha onu konuşamıyoruz. Onun konuşulacak olduğu çok şey var. Yaptığı, aldığı kupa var. Kupalar var ama biri, bir tanesi çok önemli. Onu anlatırken bıraktığı yıkıntıları da konuşmamız lazım aslında arkadaşlar. Ama şimdi geldi gitti o yıkıntılar bize kaldı. O nerede şimdi? İstanbul'da keyif yapıyor. Çoluk çocuğundan, e, ailesinden, arkadaşlarından. Belki siz kuruyorsunuz Sayın Ertuğrul Doğan seçilirse tekrar geri alacaktır bilmem nedir falandır filandır diye. Hiç bilmiyorum. Ama bu yıkıntı size kaldı bana kaldı. Ya Trabzonspor'u onun da dahil olduğu fikirler ve bilgi birikiminden Trabzonspor bugün geldiği nokta sıkıntısı var. Yönetim kurulu gelir gelmez 14 milyon euro ödeyecek. Gelen yönetim kurulu şimdi devam eden yönetim kurulu 6-7 kişisi zaten isimleri de verilmiş. Tamam mı? Oradan devam edecekler. Şimdi birçoğunu söylüyor Canım. Abi sen Ertuğrul Doğan'ı, Sayın Ertuğrul Doğan'ı arkadaşındır, küçüğündür, seviyorsun onu şey etmiyorsun ama bu transferlerin dibinde o vardı, başında o vardı, ortasında o vardı. Bu transferlerin içinde herkes vardı. Beni hiç ilgilendirmez, sizi de ilgilendirmez. Siz dışarıdan baktığınız zaman bu kulübün çalışanları, yetkilileri, idarecileri, bilmem neleri bir şey yapmışsa, yanlış da yapmışsa bu başa yazar, müdahale etmediği için hiç ayırt etmeden Trabzonspor bu şekilde geldi diye onu düşünürüz arkadaşlar. Şimdi ben sorarım. Bir sürü komitelerimiz var. Scout grubumuz var, izleme grubu işte e, altyapı var, üst yapı var. Bunlar futbolculara gidildi, bakıldı. Uruguay'a gidildi, Kolombiya'ya gidildi atıyorum. Brezilya'ya gidildi, Uzay'a gidildi, bakıldı. Ya bakıldı kardeşim ya. Bakıldı ve alındı. Bu bakan arkadaşlar, Suçlu mu? Hayır. Siz belki öyle düşünüyorsunuz ama yanlış bir şey var. Şimdi bu arkadaşlar, bu izleme komitesindeki arkadaşlar, bu gönderilen arkadaşlar gidip futbolcuları bir yıl boyunca seçip beğenip gelip şurada şöyle bir futbolcu var, şöyle şöyle futbolcular var. E, Sayın Abdullah Avcı bunu bir değerlendirelim Demiyorlar ki demediler. Deme fırsatı vermediler ki. Ellerine bir kağıt verildi. Sayın Abdullah Avcı'nın ve ekibinin çok muhteşem ekibinin bulduğu dedi ki Kolombiya'da Serdar Bali diye bir futbolcu var. Almak istiyoruz bir bakar mısın dediler. Gitti. Bu arkadaşlar baktı geldi rapor sundular. Yani seçilmişi seyrettiler. Bunlar özellikle bir tane futbolcu bulmadılar. Özellikle şunu alalım, bu bize de, de demediler. O yüzden arkadaşlar, bu konuda hani Antönner anlatırken niye bu konuya girdim? antrenör mevzu da böyle olacak arkadaşlar. Şimdi gitti, geriye kim kaldı? Oranak kaldı. Abdullahcıdan geriye kimse kalmadı ha. Bak geçen günü telefonumda şimdi kaldı, yazmıştım böyle bir yere. Ee, size anlatayım diye Abdullah Avcı gittikten sonra yardımcısı, analisti, işte fizyoterapisti, bilmem nesi falan hop top gittiler. Gittiler. Yani onlar Abdullah Avcı'nın ekibi, Trabzonspor'un ekibi değil veya herhangi bir yerin ekibi değil. Abdullah Avcı bir yere giderse o ekip oradan gidecek oraya. İşte ben bunu söylüyorum. Almayacaksın kardeşim. Almayacaksın. Gemide kimse kalmıyor. Senin de fizyoterapistin var. Senin de analistin var. Senin de e, kaleci antrenörün var. Sen de taç antrenörü bulabilirsin. Yani bir hoca gittiğin zaman tamamen boş almayacaksın Ve öyle bir pozisyonda ki peki ya Trabzonspor e, bu geçiş süresinde boş kalmasın. Oran Hoca işte demeci de Oran Hoca orada işte o geçiş süresini getirecek. Ya Trabzonspor aciz mi ki? Oran oklan geçiş süresini geçecek ya. Bir Allah'ın kulu ya demiyor ona ki ya kardeşim. Hadi sen de git. Biz Abdullah Hoca'ya bu takımı nasıl teslim ettik Alanya maçında? Alanya maçına İhsan Derelioğlu çıktı. 28 ay evvela orada berabere kalmıştık. Geldik hocaya teslim etti bu takımı. Bu takımda hocasız da hocalarımız da vardır burada. Bu takımı bu süreci götürecek. Hocasız da devam eder. Hiç fark etmez geçiş süresinde. Futbolun dili birdir. Kaptan bile burada hocalık yapabilir. Hiç problem yok. Doktor bile yapabilir. Niye? E zaten çıkacak takım belli. Aşağı yukarı ne değişikliği olacak? Oyuncu değişikliklerinde biraz sıkıntı çekilir veya çekilmez. Problem değil. O yüzden arkadaşlar şimdi Orhan Ak'a muhtacız gibi gözüküyor. Orhan hakkında. da. Ben size söylüyorum arkadaşlar ya bu Oranak ismini çok söylüyorum da aynı Abdullah Avcı gibi ya kızgınlığım, kırgınlığım, tanışıklığım bilmem neyim yoktur arkadaşlar. Vallahi yok ya. O beni isim olarak bilirse bilir. Ben de onu işte burada böyle biliyorum. Futbolunu yakın zamanda için oynadı. Birçok şeyini, birçok resimlerini görüyoruz. Şimdi zaten benim anladığım kadarıyla Sayın Oranak Abdullah Avcı'dan ayrılıp tek başına hocalık yapmak gibi bir düşüncesi var. Bir fırsatı da yakalamış. Şu anda ya bu, bu, maçı da alırsak, şu maçı da alırsak hocayla devam ederiz. Yok ya öyle bir şey olamaz yani. Trabzonspor camiasında böyle bir şey ayıptır, ayıp. Gerek yok ya. Şu anda ona bile bir gerek yok ya. Hayır sağ olsun bilmem ne anda sanki aciz kaldık, açıkta kaldık gibilerden Orhan Akın da böyle bir şeyi kafasından geçirmemesi lazım. Bak bu maçı aldı, işte bir maç daha alırsa one, he? bundan devam eder miyiz? Biz deneme tahtası değiliz. Bir kere yönetim kurulumu seçilsin arkadaşlar. Şu anda şeyden, hoca gelecek, futbolcu gelecek, şunlar gelecek hepsi yalan. Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. İşte isimler verdiler 6-7 kişi yani başvuru isimleri var ya geçen dönemden kalma arkadaşlarımız devam ediyor. İsimleri verildi diye kimsenin de garantisi yok. Onlar olmayabilirdi, olabilirdi. Ama bir isim verilmek zorundaydı, verildi. Arkadaşlar, onları bilmiyoruz. Onlar yönetim kurulu başkanının Sayın Ertuğrul Doğan'ın kuracak olduğu ekipte beraber devam edecek olduğu, bu meşakkatli günlerde devam edecek olduğu bir şey. Şimdi ben size şunu anlatayım. Trabzonspor bir hoca alıp bir teknik direktör alıp al kardeşim Eskiden bizim babalarımızın, ta bizim o yıllarda, o yıllarda böyleydi, doğruydu öğretmen. Eti senin, kemiği benim diye çocuğumu öğretmenine teslim edip çekildi. Yani hocam al hayata yetiştir, bak dizayn et bunu, hayatı öğret. O dizayında ne oluyor? Teslim edip, i̇lkokulda teslim eden hocanın karakteri neyse, beş yıl içerisinde sana o karakteri aşılıyor zaten. Hayata bakış açını bir de kitaplardan sana hayatta ne olduğunu öğretiyor. Öyle değil. Belki o hocanın düzgündür, dürüsttür de hayata bakışı farklıdır. Hayata bakışı sana uymuyordur. Senin çocuğunu dizayn edemez. Sadece öğretmesi gerekir. Şimdi Trabzonspor ne yapacak? Yani Trabzonspor nasıl bir kulüp olduğuna karar verecek. Ben dört büyük kulüpten biriyim. Ama nasılım? Şimdi Real Madrid'de Barcelona'ya örnek vereyim size. Real Madrid'de dünyanın en büyük, en renkli kulüplerinden biri. Barcelona'da dünyanın en büyük ve en renkli kulüplerinden biri. Ve bizim genel olarak Trabzonspor'un taraftarlarımızda Barcelona'yı tutma gibi bir eğilim var. Çünkü renkleri bordo mavi çağrıştırıyor. Şimdi Real Madrid diyor ki arkadaşlar ben dünyanın en büyük, en zengin kulüplerinden biriyim. Benim adam yetiştirmekten Geçirecek vaktim yok Alt yapıdan adam gelecek Üst yapıdan adam gelecek Ben bekleyemem Benim taraftarım beklemez Benim param da var Ben borçlanabilirim de Param e, tra, e, Maçlarım dolu oluyor Gelir gider dengemde Parayı buluyor O yüzden diyor Siz dünyanın bütün kulüpleri yetiştirir Ben parayı verir alır bunu şimdi son zamanlarda Paris Saint Germain'de yapıyor. İşte başkanı kim? Suudi Arabistan birisi olduğu için orada para da olduğu için parayı veriyor ama siz zannetmeyin ki sokağa atıyor. Yatırımını geri döndürüyor. Bu bir görüş. Ve böyle devam ediyor. Barcelona diyor ki ben dünyanın en büyük kulüplerinden biriyim. Param da var diyor. Taraftarım da şampiyonluk bekliyor diyor. Hiç o aşağılarda oynayamam. Ama benim bir altyapım da var diyor. Ben diyor dünyadaki yetişmeye meyilli futbolcuları kendi scout grubumdan dünyayı tarayarak alırım. Alırken de bunun parası fazlaymış bilmem demem yatırımı yaparım. Getiririm altyapıya 12-13 yaşında. ilkokuldaki hocaya eti senin kemiği benim misali var ya ben onu diyor Barcelona olarak yetiştiririm. Kendi oyun sistemimizden, kendi dünyaya bakış açımızdan yetiştiririm. A takımına koyarım diyor. A takımından diyor Messi giderse alttan gelen bir yeni Messi diyor onun kadar oynar diyor en azından diyor. Ondan istediklerimizi onu aşılamışızdır diyor zaten. Onlar diyor A takımı diyor top oynarken diyor benim genç takımımda yetiştirmekle uğraştığım futbolcular diyor top toplayıcı olarak yanda seyrederler ve hayran oldukları futbolcuların maçta ne olduğuna bakarlar ve yetiştirirler kendilerini diyor. İki tane bakış açısı. Ama param var diyor. Yetiştirmeye çalıştım da diyor Barcelona'ya ya çok önemli bir eksim var oraya da yetiştiremedim ve dünyada da böyle bir var diyor bana diye basar parayı alırım diyor benim param da var diyor. Ama benim param var diyor. Bütün paramı dünyanın yetiştirdiği yıldızlara vermem diyor. Altyapım güçlü diyor. Şimdi iki görüş bu. Doğrudur. İkisi de doğrudur. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bunu Fenerbahçe yapıyor. Yıllardır diyor ki kardeşim ben altyapıdan yetiştirecek kadar vaktim yok. Bir altyapım var tamam diyor. Oralarda yalandan yere bir altyapıda işte genç eski futbolcularımızdan falan filan diyor. Altyapıdan diyor şimdi Arda diye bir futbolcu var ya o da altyapıdan yetişmemiş yani. Onu tespit etmişler almışlar 16 yaşında 15 yaşında. Ve o dönemde o Arda'yı Trabzonspor'a da e, bizim şeyler e, hocalar tavsiye etmiş. Arda diye bir futbolcu var alabilirsek alalım bunu diye. Ve ama o zaman da 500 bin dolar istemişler Arda'dan. Fenerbahçe basmış almış parayı. Parayı basmışlar Alday'ı almışlar. Şimdi Fenerbahçe bunu yapabilir. Galatasaray bunu yapabilir. Ama Trabzonspor ben de büyük dört büyük kulüpten biriyim. Ama benim altyapım güçlü kardeşim. Ben yetiştiriyorum. Her sene yetiştiriyorum. Üç senede bir yetiştiriyorum. Ama üç senede bir yetiştiklerimi beş sene oynatıyorum. Ama eksiğim varsa oradaki futbolcuyu alırım. Mantığı var Trabzonspor'da. O zaman işte bu değerleri biliyorsak bu değerleri bilen bir yönetim kurullarının gelmesi ve hocayı da bu bildiğimiz değerlere göre seçmesi lazım. Dostlarım. Hadi yürüyelim. Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor örneği. Şunu da ekleyeyim. Onlar bu paraları verebilirler. Trabzonspor bu paraları veremezler. Ne dedim size ayıyla arkadaşlık yapmak iyidir ama seni severken tırnakları batar, yaralanırsın. Biz bu yarışta onlar kadar para harcarsak bugünkü geldiğimiz tükenmişlik yerine geliriz. Ve düşünürüz bizim gibi insanlar, birçoğu Trabzonspor'u seven insanlar. Bunu nasıl sürdüreceğiz? Bu Trabzonspor'u nasıl bu bataktan kurtaracağız? 9 ay evvela böyle göğsümüzü göre göre ya ne diyorsun bir buçuk Milyar borcumuz var. Bir buçuk eski para katrilyon borcumuz var. Bunu ödeyemeyecek Trabzonspor. Sokağa çıksak bunu öderiz dediğimiz günde 9 ay sonra 3 milyon küsüre vurduk. Nasıl oldu? Ne oldu? Ha nasıl oldu? Ne oldu? Ben size aylardır anlatıyorum. Siz ama öyle dinlemiyorsunuz. Veya siz dinleseniz ben anlatsam da nereye kadar gidiyoruz? Ama asıl dinleyeceklere bunlar getirildik ama dinlemiyorlar. Ben size laftan lafa atlıyorum ya ben size ne dedim? Arkadaşlar inşallah bana siz ileride yani bugünlerde Serdar abi sen futbolu bilmiyorsun. Bak dediklerin hiçbiri çıkmadı derseniz ben de mutlu olurum. Çünkü ben eğer futbolu bilmiyorum dediğiniz gün sen hiçbir şey bilmiyorum sen anlamıyorsun futboldan dediğimiz gün benim Trabzonspor tepededir dedim. Hiçbir sıkıntısı yoktur ama bak kimse bana onu diyemiyor. Niye? Ya abi sen bunları demiştin diyor. Niye? Trabzonspor 9 ay evvel dediğim yere gelmiş. Ve bugünler iyi günlerimiz. Toparlanmamız da diye size uyarıyorum. Şimdi öyle bir hoca seçmemiz lazım ki bu hocanın Trabzonspor'un gerçeğini bilmesi lazım. Buralıymış. işte başka yerliymiş bilmem ne anlamam ben. Bu yörenin adamıymış bilmem ne fark etmez idealist olacak. Trabzonspor'un gerçeklerini bilecek. Trabzonspor'un yarışın içerisinde olacak. Bu taraftarı heyecanlandıracak ama alt yapıdan, üst yapıdan ülkenin işte Arda'yı nasıl başka takımdan almışsa onlara cesaretten oynatabilecek bir yürekte olması lazım. Bu tepkiye karşı göğüs gelecek bir yürekte olması lazım. O yüreklenirse yönetim kurulu da zaten onun arkasında durur. Bakın gidin 1461 maçlarını seyredin. Bizim futbolcumuz Batuhan devamlı gol atıyor orada. Yani şimdi Batuhan Trabzonspor takımında oynasaydı da bu sıkışıklıkta arada bir oyuna girmiş olsaydı olsaydı olsaydı. Oynamayacağını nereden biliyoruz? Niye denemedik? Ta altı kardeş mi ne bilmiyorum işte. Hep aklıma o geliyor. Niye geliyor? Abdullah Avcı ne demişti bir buçuk yıl evvela? Sağ stöper, sağ stöper bizi zorluyorsunuz ama şu anda idmanlarda sağ stöperde ta diye bir futbolcumuz var yetiştiriyoruz dediği için söylüyorum. Bir defa sahaya sürülmedi. İşte bunları sahaya sürecek cesarette yürekte bir insan olacak. Tabii ki şampiyon olmasını ben de istiyorum. Siz de istiyorsunuz. Taraftar da istiyor. Ama Trabzonspor taraftarı ya bana ne kardeşim Trabzonspor şampiyon olsun borcundan bana ne diyemez. Derse o Trabzonspor taraftarı değildir zaten. Değildir arkadaşlar. O yüzden teknik direktörlük seçimimizi bu şekiller içerisinde yapmamız lazım. Yoksa şöyle de bir şey olabilir. Zaman zaman da işte gazetelerde de çıkıyor. Ufak ufak işte, oymalarda yapılıyor. He dese belki gelme ihtimali var. He dese. Mesela diyelim ki kim alırsınız? Fatih Terim'i alalım. İyi. Başka kim alalım? İşte Mustafa Denizli'yi alalım şampiyonu. Şimdi bakın arkadaşlar size söyleyeyim. Fatih Terim'i ve Mustafa Denizli'yi ve o tip bir hocayı almaya karar vermişseniz ve onlar da gelmeye karar vermişse parayı koyun oraya abi. 30 milyon euroyu, 40 milyon euroyu, 50 milyon euroyu oraya koyun. Onlar senin takımını şampiyon yapabilirler. Antrenörlü teknik direktörlük bilgileri, il, ilişkileri o, o gelince onun arkasındaki basın, onu tutan basın ordusunun Trabzonspor'u itiklemesi şuydu, buydu. Bunlar hep olur. Ama o gittikten sonra o, o paraları harcamak zorundasın Çünkü o şampiyonluğa geliyor. Onun için yaş önemli değildir. Basar alır ve seni şampiyonla oynatır. Trabzonspor böyle bir yolda gidemez ki arkadaşlar ya. Gidemez. Onlar pahalı antrenörlerdir. Kendileri de pahalıdır. Geldikleri zamana yaptıracakları harcamalar da pahalıdır. Ki Abdullah Hoca da öyle yaptı. Öyle olmamasına rağmen Trabzonspor buna bu harcamayı yaptıttırdı. Bir Allah'ın kulu da elini masaya vuramadı. Ne diyorsun hoca ya? Sen ne diyorsun hoca? Şöyle karşılıklı oturup şimdi diyeceksin ki ben şimdi düşünüyorum. Geldi Sayın Abdullah geldi derneğimizde hoş geldin dedi. Yemek yedik. Balıklar falan bilmem ne. Oh iyi güldük. Gitti. Allah'a ısmarladık dedi. Bu 28 ay içerisinde bize hiç uğramadı. Yani bize dedim de bana kardeşim yani şimdi dernekteki zaten hep, olanların hepsi orada çalışıyor. Ben ve benim gibi birkaç kişi Niye? Çünkü biz ona şunu söyleyecektik. Ya Abdullah Hoca sen bildiğin gibi yap bizim sana katılmam, karışmamız ayıptır. Eğer sana karışırsak işine engel yani müdahale etmiş oluruz ama şurada dost sohbetinde yemek yiyoruz. Kimse de yok. Sen Bardı diye bir futbolcuyu aldırıyorsun. Ya Hamşik varken, e, Marek Hamşik varken onu niye aldırıyorsun? Efendim hadi aldırdın bu varken Yusuf'u niye aldırıyorsun? Yani bunlar aynı tip futbolcular değil mi? Şimdi biz Charlotte gibi, Cornelius gibi güçle oynayan bir santrofordan daha teknik bir kaliteli Gomez'e döndük. Naci'yi alıyorsun. Naci nerede oynamış ki biz alıyoruz bunu arkadaşlar. Bizim sağ yok. Sen Batra denen bir futbolcuyu alıyorsun. Ya bu Batra'yı bir seyretmedin mi? Hucuma çok çıkıyor. Sen zaten oyun sisteminde çok hucuma çıkan insan istemiyorsun. Uzun pas atan istemiyorsun diye derdik. Müdahale ederdik. O onu düşünürdü. Yanlış yapıyorsun kardeşim derdik bizden konuşayım. Bunları diyeceğimiz için bizim yanlışım yanımıza gelmedi. O yüzden arkadaşlar Fatih de, Hoca istiyorken o gelsin bu gelsin falan filan derken lütfen şu takımımızın genel yapısına dikkat edelim. Biz artık şurayı geçtik arkadaşlar. Bakın Sayın Ertuğrul Doğan'a da ve yönetim kuruluna da bunu buradan da söylerim konuşursak da söylerim. Trabzonspor takımına bir hoca aldık. Hocam gel Trabzonspor takımının eti de senin kemiği de benim senin. Eti senin kemiği benim. Ne istiyorsan alacağız bizi şampiyon yap devrimiz geçti. Bizim bu kadar borcumuz var abi ödeyemeyiz bak arkadaşlar. Yeni yönetim kurulumuz da bütün iyi niyetinden gelip borçları ödese bile bunlar hibe borçlar değildir. Tamam gelir gider dengemiz ayarlamamız lazım. Onun için biz antrenörlerimizi seçerken çok idealist antrenörlerle çalışmamız lazım. Peki abi kim olacak bu idealist antrenörde de diyebilirsiniz. Yani ben şimdi şu olacak bu olacak diye diyemem. Bilmiyorum. Ya hoca da yok. Hoca kıtlığı da yok. Yetişen bir hocamız var. İşte İstanbul Spor'da oynuyor. Fatih Tekke yetişiyor ama bana göre onun biraz daha pişmesi lazım. Veya onu burada mı pişirmemiz lazım? Bilmiyoruz ki. Adam şimdi zaten bir İstanbul sporlar bir arayış içerisinde, çıkış içerisinde takımının o gün durumundan kurtarma peşinde. Bunlar da güzel bir şey. Çünkü dikenli yollardan geçiyor. Böyle her şey güzel olduğu bir yerden gelse, burada da her şey güzel. Ama dikenli yollardan geçerse, yani bir şeyin kötü tarafını bilirsen o kötü tarafını yapmazsan doğal olarak iyi yapmış oluyorsun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Kötülerden tecrüben varsa onları yaparsan takımıma ve vücuduma ve insanlığa zararlı dersen zaten onları yapmazsan insanlığa yararlı bir insan olmuş oluyorsun. O yüzden teknik direktörlük konusunda Trabzonspor'un kendi şartlarına, kendi yöresine dikkat etmesi lazım. Barcelona gibi ben büyük takımım, büyük camiayım. Ben şampiyonluğu oynamam lazım, benim milyonlarca taraftarım var. Ama benim taraftarım da biliyor ki benim küçük şehrin büyük camiasıyız. Dünyaya emsal olmuş bir camialardanız. Aynı Liverpool gibi. Benim gelir gider dengem parayı verip 10 tane 15 tane adamı alacak şeyde değil. Birçok arkadaşımız diyor ki Serdar abi aç bir hesap diyor. Açtır bir hesap. Biz oraya diyor para gönderelim diyor. Bunlar çok denendi arkadaşlar. 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi bırakıyor. 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 50 lira, 100 lira, 200 lira diye dişin kovuğunu doldurmuyor arkadaşlar. Böyle bu bunu bir sürü halinde yapmamız lazım. Depremdeki nasıl bir bütün olarak vatandaşlarımızın yanında olduk? Trabzonsporlular da ancak böyle bir yardımda Trabzonspor'un yanında olur ve şart koşarlar. Ve şartsız da olmaz. Bunlar transferi harcanmayacak. Bunlar kulübün faizli borçlarını kapatmak üzere yapılacak. Bir kampanya yapılabilir ama insanların dediği gibi bazı insan dediği gibi insanlar bu işlere öyle hevesle atlamıyorlar. Hevesli olan da var mı? O yüzden Trabzonspor, Barcelona gibi ben büyük kulübüm ama benim altyapım var. Benim Türkiye'deki altyapım var. Ben buradan yetiştireceğim. Eksiğim nedir? Ben işte 50 milyon euroya yakın para harcamışız. Eksiğim nedir? çok önemli bir sağ açık alacağım. Çok önemli bir santrafor alacağım. Fiyatı kaçtır? 10'dur 15'tir. Al kardeşim. Al kardeşim 15'te 10'du alır getiririm. Gözünün yaşına bakmam. Yok abicim şimdi 15 milyon euro bir futbolcuya vereceğimize birer buçuk milyon liradan 10 tane futbolcu alalım dedik mi hepsi çöpe gider. Çöpe arkadaşlar. O yüzden burada teknik direktörlük konusunda eti senin kemiği benim Trabzonspor diye düşünen bir teknik direktörü teslim olamayız. Liyakatlara dikkat edeceğiz. Kulübün başkanı, kulübün transfer komitesi ve yönetim kurulu arkadaşlar onlar da Trabzonspor'un altını idare edecekler. Hepsi üstü idare etmeyecektir. Teknik direktör arada bir köprü. Tamam mı? Şeylerle ilgili. Yani teknik direktörün yanında bir menajer var. Sahaya çıkıyor bizim Emrah Tok. Çok da güzel işini yapıyor. O da değil. Onun üstünde bir tane. Tamam mı? Yani başkanın sözü gibi. Yani o demişse başkan demiş gibi. Eğer o başkana demişse teknik direktör demiş gibi tek e, işlere karışmayacak. Yani sahaya karışmayacak, hocayı rahatsız etmeyecek bir birimlerle beraber böyle bir hocayla hoca bulmamız lazım. O hocalar var. Yani üç tane takımda iki sene başarılı olmuş diye ho falan diye düşünmeyin. Var hocalar hocam. Var. Koca yöne koyarsın. Arkaya doğru adamlar koyarsın. Anlatayım size. Uzun olsun. Önemli değil. Biz 1981'de ben Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer yaptığım zaman Beşiktaş takımı bir gün bir seneye evvela kötü durumdaydı. Bir tek Serdar Bali'yi aldılar. Denizli'den Kadir e aldılar. Başka da transfer yapmadılar. Yani böyle dişe dokunur transfer yapmadı. Kadir de sol bek Kadir de Denizlispor'dan işte yetişecek bir futbolcu diye gitti. Biz yıldız olarak gittik. O imparator geldi falan filan. Kötü gittik. İlk geldim Metin Türel'le geldim. Allah rahmet eylesin. Bütün futbol hayatım zaten Metin Türel'le, Özkan Sümer'le, Ahmet Suat Özdeci'yle falan geçti. O zamanlar onlar vardı. Metin Türel'le lige iyi başladık falan ama yani bir senkron tutturamadık. Metin Türel gitti peşine 60'lı yıllarda 66 işte kaç yılında bilmiyorum 69 mu 70 mi Beşiktaş'ı şampiyon yapan 14 82 14 69 70'li yıllarda Beşiktaş şampiyon oldu. Spice diye bir antrenör geldi. O günkü yaşlarda yani ben 25 25 yaşındaydım o da 60 küsur yaşındaydı yani. O yaşlı belki de 70 yaşındaydı geldi. Bir ay kaldı peşine Beşiktaş'ın eski futbolcusu Milic geldi. Çok kaliteli. Çok inanılmaz futbolcu. Adana Spor'da oynadı. Beşiktaş'ta oynadı. Çok kaliteli bir futbolcu. Antrenörlük yapmamış. Yani ufak ufak yapmış. Beşiktaş aldı onu getirdi. Helal olsun. Ama Milic o kadar zeki bir insandı ki. Hala görüşürüz. Bir, birkaç sene evvel kadar görüşüyorduk. Çok iyi bir insandır. İlişkilerimiz iyidir. Hani derler ya baba oğul gibiydik ondan. Miliç antrenörlüğe yeni başlam, o kadar zekiydi ki arkasına Ercan Taner'in babası rahmetli Ziya Taner'i aldı. Çok akıllı, çok tecrübeli antrenörlükten gelmiş bir adam. Arkasına Miliç ikisi yola çıktılar. Diğer yardımcılar da yanında. O Miliç o takımı şampiyon yaptı. Hem de nasıl yaptı biliyor musun arkadaşlar? 50 tane tilkinin olduğu yerde. Rahmetli Bora, Rasim abi, Mustafa abi, kaleciler. Sametli, Ekşi'di, Necdet'ti, Serdar'dı, Fikret'ti, Ziya'ydı, Rıza'ydı. Rıza'yı genç takımdan aldı geldi. Böyle tilkilerin olduğu yerde birbirlerine kuyruklarını çaptırmadan herkesi idare ederek Ali Kemal Hoca'yı aldık. Ali Kemal Denizci'yi Fenerbahçe'den aldık. Adem'i Fenerbahçe'den aldık kaleciyi. Böyle bir ekibi Ziya Hoca'yla beraber idare etti. Bazen göz bazı şeyleri hepimiz idare etti. Şampiyonluktan sonra birçoğunu temizledi. Ve ondan sonra takımı kurdu. İşte Feyyaz geldi, Metin geldi. Metin'i koca elinden aldık. Niye anlatıyorum bunu? Sıkıştığı zamanlarda şöyle yapardı arkadaşlar. Bakardı ki Ziya Hoca takım oynuyor. Ya yani kötü oynayan da var. Yani bir değişiklik yapmamız lazım. Şimdi Ziya Hoca rahmetli dese ki milletin o antör e, futbolcular yedek kulübesindeki Miliç Serdar'ı değiştirelim derse o futbolcuların gözünde Miliç zaten sıfırlayacak. İkisi, biri Yugoslav, biri Yugoslav göçmeni ya. Ziya Hoca derdi ki, hoca bağ. O beyleri bağ hocaba hoca bağ. E, miliç dönerdi. Efendim Ziya abi. Serdar biraz sakat mı bağ? Sakıyor bağ. Diyordu. Şimdi ben kötü oynuyorum ya. Çıkartacak. Ha öyle mi diyor? Bağ? Bir, bir cevap vermezdi. Milli Hoca tamam hadi Ziya abi falan derdi. Böyle 2-3 dakika 5 dakika dururdu. 5 dakika kadar da değil. Dönerdi Ziya Hoca buyur Ba miliş derdi. Sanki Serdar Aksu'ya ba çıkartalım mı onu derdi. Sen bilirsin hoca bağ derdi. Şimdi oradaki kurtaracak ki. Peki dönerdi hazırlan derdi. Serdar'ı değiştiriyoruz derdi. Ziya derdi Fikret değiştiriyoruz diyordu. Böyle diyalog halindeydi. Arkadan itiklerdi. Alırız böyle bir hoca. İdealist bir hoca. Arkasına koyarız yılların tecrübesi hocaları. İtikleriz. Onu hoca yaparız. Trabzonspor başarılı olur. Çok da para harcamaz Trabzonspor. Trabzonspor Allah aşkına ya şu anda 5. 4. olma ihtimali var. Değil mi? Adana Demirspor'la bir puan önde gerideyiz. Ya şu kötü halimizden ya. Şu kötü halimizden bakın kaçırdığımız puanlara. O puanları daha dikkatli olsak. Abdullah Hoca daha iyi bir takım kuru, kurabilse. Daha iyi oyuncu değişiklikleri yapsa. Puana gitse. Şimdi Abdullah Hoca devam ediyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Kaçırdığımız son dakikadaki puanlara bakın arkadaşlar. Ya Adana Demir Spor maçında bile arkadaşlar. Şurada 4-1 diyendiğimiz maçta 10 kişi kalmışlar. Forvet'e adam koymuyoruz. Yine orada geride bir şey yapıyoruz. Adamları üstümüze çekiyoruz. Ve adamlar dağılmışlar. Bastır ya. Bu Trabzonspor'dur ya. Bastır bastır bastır. Şimdi hocaların biraz cesaretli olması lazım. Çok uzattım arkadaşlar. Anladın mı? İki türlü takım vardır, iki türlü hoca vardır. Fatih'e de gider alabilirsin. Fatih diyelim ki gelmeyi kabul etti. O artık antrenörlük yapar mı bu saatten sonra o paralarla onun hedefi Galatasaray'a başkan olmak mı yönetici olmak mı onu bilemez. Diyelim ki gittiniz istediniz onu Trabzonspor'a. O da dedi ki hadi sonunda dedi Trabzonspor'da büyük bir takımda başka bir şeyler de yapayım dedi gelmeye karar geldi. Bu parayı hazırlayın. Parayı hazırlayın. Şimdi taraftarlar sevincinden ölecek. Havaalanında onu omuzlara alacaklar. Baba gelecek kendi adamlarından isteklerini kabul edeceksiniz. Al kardeşim anahtarı diyeceksiniz. Sonunda sonunda mutlu sona ulaştırsa bile böyle bir antrenör bizi taraftarlarımız sevinecek ama ben üzüleceğim. Daha dönülmez nokta, dönülmez akşamın ufkundayız olacağım. Şarkı gibi. Bu kulüp bir daha asla toplanmayacak. Toparlanamayacak. Sadece aldığımız kupaları geçmişte şöyleydi. Hani 75'ten 84 arasını hep konuşuyoruz. Efsane efsane diyorlar ya bize. Niye diyorlar? Demeyin. Tamam o zaman yaptık bir şeyler. Demeyin bize. Güzel şeyler yapmışız, ilk yapmışız. Ama ondan sonra 36 sene zaman zaman 2096'da, 2005'te, 2011 2011'de, 2019'da tavana vurmuşuz, Tavana vurmuşuz. Bakın o dönemler içerisinde başkanı buradan yönetimin ağırlığı buradan kadronun çoğu bu yöreden doğru yabancı transferler adam gibi adam bu şehirle nikahlanmış yabancılar hoca izin verdiği zaman bak çok önemli arkadaşlar bir takımın başarısı şuradan geliyor Trabzonspor bu hafta boş mı geçti arkadaşlar? Yani ilk defa deplasman galibiyeti aldı. Gazete yazdı da biraz espri yapalım. İlk defa 6 ay sonra deplasman galibiyeti aldık Antep'ten. Hem de farklı 3-0. İzin verdi bir hafta. Futbolcuların %90'ı şehirde değil. Niye? Çünkü Trabzon'da oturan yok. Hepsi yabancı ve İstanbul'da falan hop uçakla gidiyorlar. Biz izin günlerinde kahvelere gidiyorduk ya. Hani bizden sonra da gitmiyordular. Niye? Çünkü çoğu Trabzonluydu. Trabzon yöresindendi. İstanbul'a gidecek gitmesine gerek yoktu bu futbolcular. Sadece iki günlüğüne geçme, gezmeye gidiyorlar eşlerinden. İşte onu kuracak kurmamız lazım. O yüzden iki türlü antrenörlerden bu tip antrenörleri getirirsen teslimsin. Anahtarı verdin eti seni kemiği benim. Ben asla buna razı değilim. Sayın Ertuğrul Doğan'ın da böyle yaparsa yanlış yapacağını düşünüyorum. Öbür türlü antrenör getirdiğimiz zaman da meşakkatli dikenli günleri bizi bekliyor. Bu kadronun içerisinde kadro mühendisliği yapacağız. Safraları boşaltacağız. İyilerinden beraber çok iyi takviyeler yapacağız. Çok paralı değil. Çok yerinde şeyler yapacağız. Mesela ben size söyleyeyim abi. Solbeke kimi kim aldık? Eren'i aldık. Ben de çok iyi oldu dedim ya aldık dedik. Fena da oynamıyor falan. Şimdi Larsen'i de orada idare ediyoruz ama hiç kimse Konya sporlu Cilerme'ye bakmadı. Yıllardır gözünüzün önünde oynuyor ya. Bir bakın bakalım ya. Bakın yabancı transferini bile dışarıdan yapmaya gerek yok. Türkiye'nin içerisinde çok iyi yabancılar var. Türkiye'ye alışmış yabancı futbolcular var arkadaşlar ya. O yüzden şunu söyleyeyim size arkadaşlar. inanmayın Şu antrenörler gelecek. Bu antrenörler gelecek. Bilmem. Daha kimin yönetici olacağı, bu paralar nasıl ödeneceği, ligin sonuna kadar nasıl gidileceği, oran aklan mı gidileceği bilmem ne. Şimdi oran aklan gitmeye karar vermişler. Bence yanlış. Gereksiz. Nasıl insan Dereloğlu takımı teslim etmişse takımı alabilirdi insan Dereloğlu veya bir başkası alabilirdi. Şu anda oranaklan gidiyoruz diye oranaka şey etmiş değilim yani biz sanki böyle mağdur duruma düştük de Abdullah Avcı dedi ki ya tabi Orancım sen orada kalabilirsin. Zaten Oran'ın beyninde artık Abdullah Hoca değil de tek başına antrenörlük yapma hevesi var. Öyle gözüküyor, öyle anlıyorum. Hadi buradan dedi Orhan Akta dedi ki kafasından bir iki galibiyet alırsam bu taraftar diyor ki ya Oran gayet iyi ya. Bundan devam edelim falan öyle değil abi. Pansuman tedbirle bu işler olmaz dostlarım. Bilmem anlatabildim mi? Transferlere, hocalara, bilmemlere inanmayın. Birbirini seyredip video yapanlara inanmayın. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Bilmem bu videoda hoşunuza gidecek bir şeyler söyleyebildim mi? Tekrar Allah'a emanet olun.